Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu videomuzun konusu çevresindeki gençleri bize karşı eğitmeye çalışan genç bir hocanın, ehli sünnet hocasının yaptığı video. Yani hadis ve sünnet inkarcılarına karşı onlara sorun diyor. Böyle böyle sorun diyor ve bakın bizi nasıl eleştiriyor. Eleştirildiği ne kadar tutarlı, ne kadar fıkıh bilgisi var, ne kadar hadis bilgisi var ya da söyledikleriyle anlattıkları bir mi? Ben videoya hazırlanmak için gittim. Yine Sahih Buhari'mi getirdim. Hadisleri savunuyor hoca. Bir de bugün İslam fıkıhı kitabını getirdim. İslam fıkıhı. Şimdi bakalım kendisinin söylediğiyle yazılanlar aynı mı? Nasıl bir savunma yapıyor? Hadisleri nasıl savunuyor? Bize karşı gençlere neleri tavsiye ediyor? Yani şunu şunu yapacaksınız diyor. Onlara şunu sorun diyor. Hadis inkarını engelleyebilmek için çevresindeki gençlere taktik veriyor. Ağzı süt kokan, yeni yetme, ehli sünnet takkelisi. Şimdi bakın, şöyle komple kapatayım. Evet. Hadis inkarcılarına nasıl cevap verilir? Buyurun Mehmet Paşa'dan dinliyoruz. Birinci olarak ilk başta yaptıkları iş, özellikle gençlerin dikkatini çeken bir konu, hadisleri şüpheli hale, hatta inkar edilebilir bir hale sokmak, hadis-i şerifleri. Hadisleri inkar edenlere siz sorun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkı için diyeyim artık. Çok önemli bir konu çünkü. Şimdi onlara ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bir, diyeceksin ki, en baştan başlayalım. Sen hadisleri hangi mantığa dayanarak veya hangi kural içerisinde inkar ediyorsun? Evet, bunun cevabını hemen verelim. Şöyle, cevabı hemen verelim, parça parça gideceğiz. Hadisleri hangi mantığa göre inkar ediyoruz? El cevap, sizin metodunuzda söyleyeyim, öyle diyor, el cevap diyor kendisi. Muhterem ehli sünnet, takkeli hocası, size göre sağlam hadis ayeti iptal eder. Neye göre hadisleri kabul etmiyormuşuz? Soru çok basit. Soruyorum. Sağlam hadis ayeti iptal eder mi? Evet, eder diyeceksin. Mecburen. Çünkü senin fıkhın öyle yazıyor. Bu kitaplarda yazıyor. Örnek de verelim. Nasıl hadis ayeti iptal eder? Mesela İsra suresinin 110. ayeti, 17. surenin. İsra gece yürüyüşü demek. İsrail gece yürüyenlere denir. 111 ayettir. 110. ayetinde ayeti kerime şöyle der. İster Rahman diye çağırın, ister Allah diye çağırın. Ne ile çağırırsanız çağırın, en güzel isimler onundur. Namazın sesini çok yükseltmeyin, çok da kısmayın. İkisinin arası bir yol tutun der. Bu ayet. Peki bu ayeti iptal eden hadis ne? Bizzat günümüzdeki uygulama. Yani şu anda İslam aleminde öğle namazı sessiz, ikindi namazı sessiz, akşam namazının son rekatı sessiz kılınır. Niye? Uygulama ayeti iptal ettiği için. Hadis ve sünnet eğer uygulama varsa, hadis sağlamsa ayet iptal olur. Bunun çok örneği var. En az 4 tane bilinen örneği var. Şimdi buradaki örneği gördüğünüz gibi, bunu sorursanız karşınızdaki insana size verecekleri cevabı da söyleyeyim. Diyorlar ki Müslümanların sayısı çok azmış. Müşrikler gelir duyarsa namaz kılındığını Müslümanları öldürür. Müslümanları öldürünce de İslam yeryüzünden silinir diye peygamber bu namazları sessiz kılmış. Şimdi siz de şunu soruyorsunuz haliyle. Diyorsunuz ki şimdi niye sessiz kılıyorsun? Kim gelip seni öldürecek? Her zaman söylediğim gibi. Mermerden yapılmış şaşalı milyon dolarlık camilerde. Halen öğle namazını neden sessiz kılıyorsunuz? Cevap, uygulama, hadis, sünnet ayeti iptal eder. Bir de bize buradan soruyor, hadisleri neye göre iptal ediyorsun diye. Hadislerin iptal edilmesinin, hadislerin reddedilmesinin aklı başında bir Müslümanın birinci görevidir. Sadece bu gerekçe bile hadislerin hepsini reddetmeye yeter. Ayetleri iptal ettiğini düşündüğünüz bir beşer sözü
Eğer kalbinizde varsa zaten gerçek manada Müslüman olamazsınız. Kur'an'ı inkar etmiş olursunuz. Şimdi hocamızın örneklerine devam edelim. Örnek. Ne diyor arkadaş? Hadislerin içerisinde fizik kurallarına ve akla aykırı bazı olaylar var diyor. Mesela eşek şeytanları görünce anırmaya başlar. Diyor ki bu fizik kurallarına aykırı kardeşim, böyle hadis mi olur diyor. Ben sana soruyorum. Ey arkadaş, diyorsun ya sadece Kur'an'ı kabul ediyorum. Hadislere ben inanmıyorum diyorsun ya. Peki Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet yok mu? وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan kendini yukarıdan aşağı atan taşlar vardır. Örneğe bakın, ayete bakın. 1. Eşek şeytanı görünce ağırırmış. Şimdi buna inanalım mı? İnanırsak eşek ağırdığı zaman ne yapalım? Eşek ağırdı demek ki orada şeytan var. Tamam, ne yapalım? Ne olacak şimdi? Ben sana başka bir hadis vereyim. Şeytan ezan sesini duyduğu zaman o osurarak kaçar. Ne olacak şimdi? Mesele fizik kurallarına aykırı olması değil. Mesele bu sana niye lazım? Eşeğin yanında gezdir de oralarda şeytan var mı öğrenmek için mi lazım? Böyle bir hadise neden ihtiyacınız var sizin? Eşek misiniz? Eğer siz eşekle şeytan yakalamayı düşünüyorsanız o zaman işiniz hakikaten çok kolay. Ama eşekle ilgili hadisi biraz sonra ben okuyacağım. Şimdi eşekle ilgili bir yer daha var. Orada hemen burayı hatırlayacağız. Şeytanı gören bir eşek nasıl oluyor da haram helal meselesine karışıyor? Onu biraz sonra dinleyeceğiz. Verdiği ayete bakın. Allah korkusundan kendini aşağı atan taşlar vardır ayetini. Şeytanı görünce bağıran eşekle aynı manaya koyuyor. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz ki. Taşlarda Allah korkusu var, sizde Allah korkusu yok. Niye? Allah'ın sözünü Buhari'nin, Hureyre'nin rivayetiyle hükmü kalkmıştır diyorsunuz. Taşlar sizden üstün. Eğer mantık arıyorsan. Kaya. Bak, Allah korkusundan kendini yukarıdan aşağı atan kayalar vardır. Bu bir ayet. Bu fizik kurallarına uygun mu? El cevap. Hayır. Bunu nasıl inanıyorsun? Kur'an. Görüyor musun? Veya tamam ben öyle inkar etmiyorum. Ben başka bir şeyden. Örfe ve insanların kabulüne aykırı şeyler var. Hadiste. Yani öyle şeyler anlatıyor ki örfe aykırı. İnsanlar baktığı zaman aa bu ne derler. Öyle mi? Al gel Kur'an'a bakalım. Hatta izâ lakiya gulâmen fekatelehu. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam bir küçük çocuğa rast geldiler. Hızır aleyhisselam onu öldürdü. Neden öldürdüğünü sonra açıklıyor. Onu yine konuşuruz ama bir ayetin devamında. Hadi bunu göster. Örfe uygun mu? Evet. Savundukları atalarına göre uygun. Nedir o? Osmanlı'da kardeş katli. Ya onlar hiç değilse başka bir çocuğu öldürüyorlar. Sen Osmanlı torunuyuz, Osmanlı torunuyuz diye övünen tırnak içinde şekle sahipsin. Ya Osmanlı'da kardeş katli var. Fatih'e kadar gayrimresmi, Fatih'ten sonra kanunla devletin bekası için kardeş katledilir var. Örfe uymayan bir hadis arıyorsan çok güzel hadisler var. Onları videonun sonunda o hadislerden bir iki örnek vereceğim. Bak bakalım öyle örf var mı? Örfe uygun değilmiş. Örfe uygun diye kabul etmediğiniz hadisi ben söyleyeyim. Bak hadisi söylüyorum. Siz hadisi kabul etmiyorsunuz örfe uygun değil diye. Nedir? Müslüman kızların sünneti. Eğer sen hadislere iman ediyorsan kızlarını sünnet ettirmen lazım. Ama örfe uymuyor değil mi? Örfe uymadığı için hadisleri inkar eden sizsiniz. Kendi helvadan yaptığınız hadis putunu işinize gelince yiyorsunuz, işinize gelince satıyorsunuz. Hadisleri bu kadar met ediyorsunuz, kızların sünnet edilme hadisleri ne olacak? Örfe uymuyor değil mi? Bu topraklarda sen kızı sünnet etmeye kalk, bak ne yapıyor? Senin köylün sana ne yapıyor? Yani o suratındaki kılları teker teker cımbızla çekerler. Cesaretin varsa git bir kızı sünnet ettir bakalım. Bol keseden atıyor. Biz hadisleri niye inkar ediyormuşuz? Örfe aykırı olduğu için. Ulan örfe uygun hadis mi var? Kur'an'a uygun hadis yok. Örfe uysa ne olur? Ne dediğinin farkında değil.
insanların ilk başta anlayabileceği bir şey. Ama Kur'an, buna nasıl inanıyorsun? Demek ki akla uygun olup olmaması, fiziğe kurallarına uygun olup olmaması bizim için inanmak için bir temel değil. Bizim için sübutu kat'i midir değil midir? Yani peygamberden cidden gelmiş midir gelmemiş midir? Olay bu. Olay silsile, ravi, önemli olan senet, akla uyup uymaması önemli değil. İşte buradan yola çıkıyorlar. Mesela diyor ki benim şeyhim ateşte yanmıyor, fırına girdi yanmadı. Diyorsun ya böyle şey olur mu? Ya İbrahim yanmadı ya. Şimdi şeyhi ölüyle konuşuyor. Diyorsun ki ya ölüyle konuşulur mu? E peygamber konuştu ya. Şeyhi ölüyü diriltiyor. Ya ölü diriltilir mi? İsa peygamber diriltti ya. Musa peygamber şöyle yaptı ya. Yani adamlar kendi şeyhlerine bütün Kur'an'da yazan peygamberin özelliklerini getirip veriyorlar. İtiraz edersen ayeti gösteriyorlar. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki ya kardeşim o peygamber sen kimsin diyen yok. Mesela hadislerinden bir iki örnek vereyim. Peygamberle kıyas hadisleri. Sahabe peygambere diyor ki ey Allah'ın Resulü bu senin söylediğin vahiy mi kendi tercihin mi? Mesela hurma aşılama meselesi var. Soruyorlar Allah'ın Resulüne aşıyı nasıl yapalım, yan mı dik mi? Peygamber de bir tavsiyede bulunuyor. Sahabe de soruyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bu vahiy mi yoksa sen mi söylüyorsun? Bir de bunun aynı benzeri duvar meselesi var. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü duvarı nasıl örelim? Peygamber de kilitleme metodunu tavsiye ediyor. Hurmada da yan aşıyı tavsiye ediyor. Sahabe soruyor diyor ki sizin kendi tercihin mi Allah'ın Resulü yoksa vahiy mi diyorlar. Peygamber hayır vahiy değil deyince kendi bildiklerini yapıyorlar. Duvar meselesinde tutturuyorlar, hurma meselesinde, aşı meselesinde peygamberin tavsiyesi tutuyor, onların dediği çürüyor, tutmuyor. Şimdi soru şu, bu hadislere inanan bu zatlar kendi şeyhlerine, gavslarına, kendi ne diyorlar onlara, asrın müceddidi, asrın kutbun yıldızı falan işte anlatıyorlar, yüceltiyorlar. Cesaretiniz var mı? Gavsınıza sorabiliyor musunuz? Bu vahiy mi? Yoksa senin kendi tercihin mi diye. Sahabinin peygambere sorduğu soruyla övünüyorsunuz. Aynı metodu kendi şeyhinize kullanmaya cesaretiniz yok. Onun için buradan böyle bol keseden anlatması kolay. Şimdi gelelim en güzel hata yaptığı yere. Müthiş bir hata yapıyor kendi ağzıyla. Buyurun. Ona bakarsan gökten meleğin inmesi de fizik kurallarına aykırı değil mi? Öyle. Hiç inanma o zaman. Son şık ne kalıyor? Diyorlar ki tamam hepsini kabul ettim de. Ben ravilere inanmıyorum. Raviler yani rivayeti getiren o silsile yalan söylüyor olabilir. Peki hacı abi Kur'an'ı sana getiren arkadaşlar kimler? Aynı silsile. Kur'an'ı getiren insanlarla bize ulaştıran her asırda hadisleri ulaştıran insanlar aynı. Yalancı dediğin biri varsa onu ispat etmek zorundasın. Evet, bu da çok hoş. Diyor ki, yalancı diyorsan diyor, ispat etmen lazım. İspat ediyoruz, çok basit. Örneğin, İran'da Kur'an-ı Kerim var değil mi? İran'daki Kur'an-ı Kerim'deki, bizimdeki Kur'an'daki bir fark var mı? Aynı. Dünyanın her yerindeki Kur'an aynı. İran'daki Kur'an-ı Kerim'le bizdeki Kur'an-ı Kerim arasında bir ayet farkı var mı? Yok. Peki, İran'daki hadisler, aynı ravilerle İran'a gitmedi mi? İran'da Kur'an var, İran'da hadis var, İran'da ravi var. Türkiye'de Kur'an var, Türkiye'de ravi var, Türkiye'de hadis var. O zaman İran nasıl sapık oluyor? İran nasıl Şia oluyor? İran neden Hazreti Ömer'e hain, Hazreti Ebu Bekir'e hain, Hazreti Osman'a hain diyor? Hazreti Ayşe'ye ağza alınmayacak hakaretleri yapıyor. İran'a Kur'an gitti, doğru. İran'a hadis de gitti. O zaman soru şu. Senin ravine güvenmenin sebebi Kur'an ondan geldiği için güveniyorsun da İran aynı metotla güvenirse niye kızıyorsun? Bir de ben sorayım. Benim için İranlı Ehl-i Sünnet aynı şey. İkisinin de Buhari'si var, ikisinin de Buhari'si var, ikisinin de Müslim'i Hureyre'si var. Aynısınız. Sadece ravilerinizin adı değişiyor.
hadis alimlerinizin adı değişiyor. Ama Allah ayetini koruyor. Hadisler korunmuyor. Onun için sayısı belli değil. Onun için rüyada gördüğünüzü hadis kitaplarına yazıyorsunuz. Onun için bu çocukları, bak şu çocuğun haline bakın. Görüyor musunuz? Bakın şurada okla göstereyim. Çocuğun haline bakın. İşte insanları bu hale getiriyorsunuz. Bu insanlar sizi dinlerken bu hale gelirler. Görüyorsun değil mi kafasını zavallı çocuğun? Şuraya bitmiş. Bitmiş. Siz şu kurabiyelerle, tatlılarla, pastalarla karnına taş bağlayan peygamber anlatarak böyle obez bir hayat yaşıyorsunuz. İşin gerçeği bu. Siz 200 bin dolara yüzme havuzu yaptırıp Fatih Altaylı'ya da doktor dedi ki omuzlarına iyi gelir, havuza gir dedi diye villasına havuz yaptıran, sonra da hadis savunan insanlarsınız. Onun için artık bu günler geçti. Siz bu iftiraları atar atmaz biz sizi deşifre etmeye, sizi bu şekilde ortaya çıkartmaya devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Bakalım arkasından ne geliyor. Güzel. Peki şimdi sıra bizde. Bombala gitsin. Peki. Oo, burası çok güzel. Bakın. Ne diyor? Bombala gitsin. De ki. Evet, şimdi sıkı durun, bomba geliyor. Bir. Söyle bakayım kardeşim, köpek eti yemek helal mi? Hadislere inanmıyorsun ya. Köpek eti. Yedirsem sana. Sana göre o zaman kasaplar köpek kesip yedirse, Kur'an'da yazıyor mu köpek eti haramdır diye? Yazmıyor. Kur'an'da sadece yemek olarak ne haram yazıyor? Leş, kan, domuz eti, bir de Allah dışında birisi için kesilmiş olan etler. Bu çok önemli bir bölüm. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Saklanan ayetler diye nasip olursa yeni bir kitabımız çıkıyor. Bir hafta 10 gün kaldı. Saklanan ayetlerde bunları işlemeye çalıştım. Bakın, 3 çeşit saklama metodu var. 1. Komple ayeti saklarlar. 2. Manasını saklarlar. 3. Yarısını kesip yarısını verirler. Şimdi ayeti veriyor. Ayetin başında ne var biliyor musunuz? Allah ayeti kerimede diyor ki, ey Resul, sana soranlara de ki, bu yazdıklarımdan başka haram göremiyorum de. Bu yazdıklarımdan başka haram göremiyorum de diyor. Şimdi bakın, zat-ı muhterem başka haramlar bulmuş. Köpek. Köpek haram değil ki. Kedi de haram değil, köpek de haram değil. Senin miden çekmiyorsa yeme. Ben de yemem. Haram nasıl dersin? Kediye, köpeğe sen haram nasıl dersin? Çin'deki Müslümanlar salak mı? Çin'de Müslüman yok mu? Bakın şimdi devamını dinleyelim. Kendi hatasını kendisine gösterelim. Bunlar dışında Kur'an'da haram yok. O zaman köpek eti sana göre helal mi? Mesela. O zaman kasaplar bize eşek yedirse sana göre bir sıkıntı yok. Çünkü neden? Kur'an'da yazmıyor. Kasaplar bize eşek yedirirse ne oluyor? Kur'an'da yazmıyor. Kardeşim, eşek hadislerde helal. Bozuldun mu? Al yanaklım. He? Veren Allah'a kurban olsunlar. Yüzündeki nura bak. Yüzündeki nura bak. Eşek eti hadislere göre helal. Buyurun okuyalım, sonra tekrar döneriz. Bakın, eşek etiyle ilgili İslam fıkıhı kitabından sayfa burada. Eşek etinin üzerini çizdim. Bakın ne diyor. Yaban eşeği. Bu da evcil olmayan eşek türüdür. Helal olmasının delili Ebu Katede radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadistir. Buna göre o bir yaban eşeği görmüş ve onu kesmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanınızda onun etinden bir miktar var mı buyurmuş. O ayağı yanımızda deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp yemiştir. Hem de eşeğin kelle paçasını yiyor. Yani ayaklarını yiyor. Şimdi buradan daha tabii atın da helal olduğu ile ilgili hadisler var. Gördüğünüz gibi eşek, yaban eşeği helal. Yani şu anda o Ege'deki, Kardak'taki eşekler var ya, o adadaki eşeklerin hepsi hadislere göre helal. Ayrıca çekirge hadisleri var. Bakın, çekirge yemek. Sahih Buhari 1812.
İbni Ebi Evfa radiyatullahı an dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 7 ya da 6 gazve yaptık. Bununla birlikte çekirge yerdik. Onunla birlikte çekirge yerdik diyor. Burada da var çekirgenin hükmü. Bakın. Çekirge. Çünkü Abdullah bin Abi Enfa radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 7 ya da 6 gazada bulunduk. Onunla birlikte çekirge yedik. Aynı yer. Bu okuduğum eşek hadisinin kaynağını da vereyim. Buhari 5217, Müslim 1945. Buhari 6222, Müslim 1196. Ebu Davud 3801, Tirmizi 4222. Şimdi bu al yanaklım eşeğin haram olduğunu söylüyor da hadislerde peygamber eşek yiyor. Devam edelim bakalım başka neler söyleyecek. Şöyle önce çevireyim. Ne olacak? Biraz daha ileri gidin. Deyin ki sana göre kardeşim diyorsun ya Kur'an'da yazıyorsa ben alırım. Kur'an'da yazmıyorsa ben haram maram dinlemem diyorlar değil mi? Hayvanlara tecavüz etmek helal mi? Kur'an'da yazmıyor öyle bir haram. Maalesef her videolarında ne yapıp edip mutlaka cinsellikle ilgili bir şey araya katıyorlar. Bu büyük bir ihtimalle bilinç altlarındaki problemle ilgili. Yani siz futbol takımından bahsedin, onlar yine yatağa getirirler. Siz hurmadan bahsedin, onlar yine yatağa getirirler. Yani konu ne olursa olsun, nasıl başarıyorlarsa, yine işi cinselliğe getirip dayıyorlar. Kardeşim desem de olmuyor, kardeşimi geri alıyorum, özür dilerim. Ehl-i Sünnet'in hocası, hayvanlara tecavüz etmek, aklın gereği olarak yanlıştır. Kur'an'da kırmızı ışıkta geçilmez, yeşil ışıkta geçilir diye yazmaz. Bu aklın gereğidir. Kur'an'da nenenizin nenesiyle evlenmeyin yazmaz. Bu aklın gereğidir. İnsanlara aklının gereği olan şeyi dinin teferruatı gibi vermeyi bırakın. Dinle alakası olmayan bir konuyu getiriyorsunuz. Tuvalete hangi ayakla girilir? Her zaman verdiğimiz örnek. Hangi ayağınla kaymayacaksan onunla gir. Bu dinin derdi değil. Kur'an'da var mı yok mu diye sorduğu soruya bak. Neymiş? İşte köpek eti, tecavüz etmek Kur'an'da yazıyor muymuş, yazmıyor muymuş? Ya Kur'an'da yazmıyor diye sen hadiste her şeyi bulduğunu mu zannediyorsun? Bilgisayar kullanmak hadislerde var mı? Dört ayaklı sandalyeye oturmak hadiste var mı? İmza atmak hadiste var mı? Kameraya bakmak, film çekmek hadiste var mı? Var mı? Manikür, pedikür hadiste var mı? Şu gördüğün kafandaki sarık hadiste var mı? Yani adam sanki her şey hadiste varmış gibi Kur'an'ı yetersiz gösterebilmek için dünyanın lafını söylüyor. Kardeşim, Kur'an, yine kardeşim dedim ya, Ehl-i Sünnet'in imamı. Kur'an din kitabıdır. Dinini yaşaman için lazım. Soytarılık yapmak için başka yerlere bakman lazım. Çamura yatmak için başka yerlere bakman lazım. Allah dinimi tamamladım diyor. Allah dinimi kemale erdirdim diyor. Allah'ın dininde eksik aramayı bırakın. Eğer siz Kur'an'da bir şey göremiyorsanız, bu Kur'an'ın eksikliği değil, sizin yetersizliğinizdir. Dinini yaşaman için gereken her şey Kur'an'da vardır. Eğer sen görmek istiyorsan. Yoksa karşınızdaki insanları işte böyle uyutursunuz. Kur'an'a bana göster hayvanlara tecavüz edemezsin. Yo yazmıyor. O zaman sana göre hayvanlara tecavüz etmek normal bir şey, öyle mi? Hayır, bize göre tamamı Peygamberimiz tarafından hadisler yoluyla yasaklanmış. Köpek eti de yiyemezsin. Eşek eti de yiyemezsin, hayvanı tecavüz de edemezsin. Yani eşek etini tekrar hatırlatmaya gerek yok. Hadislerde çekirge de var, eşek de var, at da var. Hatta özel olarak peygamber tavuk eti yedi hadisi var. Niçin peygamber tavuk eti yedi diye hadis var biliyor musunuz? Çünkü Hanifi mezhebine göre pislik yiyen hayvan haramdır. Tavuk da
her pisliği keker. Herhangi bir dışkıyı tavuk görsün gider onu yer. Köyden yaşayanlara sorabilirsiniz. İşte tavuk her türlü pisliği kettiği için, yediği için, özellikle tavuğu yenir hale getirebilmek için konmuş hadisler var. Peygamber tavuk eti yerdi. Bizim için herhalde yiyecek tabii diyorsun değil mi? Hayır. Sen herhalde yiyecek tabii sakın deme. Çünkü yine bu mezheplere göre tavuk eti yenmez. Çünkü pislik yiyor. Ama bizimkiler hem Hanifi severler hem tavuk eti yerler. Onlar için o kadar da önemli değil. Yani niye, kaç kişi biliyor ki? Ben biliyorum, söylüyorum. Bu da dinliyor işte. Bir şey değişmiyor. Ama senin mantığına göre soru işareti. Sonra diyor ki, kardeşim Kur'an diyor ki namaz kıl. Nasıl kılacağız? Peygamber hadisleri olmasa. Hadi. İşte bu da bildiğiniz gibi adama neyi sorarsan sor, adamların neyi sorarsan sor, adamların sana soracağı bana namazı göster. İşte bu zavallılar için yazdığım 485 sayfalık bana namazı göster. Peygamber bize namazı göstermiş öyle mi? Allah'tan korkmaz yalancılar. Peygamber iki rekat kılardı hadisi var. Peygamber dört rekat kılardı hadisi var. Peygamber bütün farzları iki rekat kılardı hadisi var. Peygamber elini burada bağlardı var, göbekte bağlardı var, göbeğin altında bağlardı var, göbeği elini bağlamazdı hadisi var. Şimdi ne diyecekler? Peygamber hepsini yapmış. O zaman sünnet her çeşidini yapmaktır. Sen neden ömrünü bir çeşidiyle bitiriyorsun? Neden sünnete aykırı geliyorsun? Neden sünnete aykırı namaz kılıyorsun? Peygamber her çeşidini yaptıysa sen de her çeşidini yapman lazım. Yani peygamber öyle yapmış, böyle yapmış. Namazı peygamberden öğrendik öyle mi? Yalancısınız. Siz Kur'an'daki namazı görmek istemiyorsunuz. Örnek olarak söyleyelim. Abdestin farzı, sünneti demiyorum, abdestin farzı. Bunlar peygamberi inandığını söyleyen insanlar. Hanifi mezhebinde abdestin farzı 4'tür. Şafii mezhebinde 6'dır. Maliki mezhebinde 7'dir. Farz. Tekrar ediyorum. Bunlara göre bunlar hadiste yola çıkıp hadiste duruyorlar mı zannediyorsunuz? Hadisle, sünnetle yola çıkıp farzları değiştiriyorlar. Videonun en başında söylediğim sağlam hadis ayeti iptal eder felsefesiyle abdestin farzlarını değiştirdiler. Hanifi mezhebine göre 4'tür abdestin farzı, Şafii mezhebine göre 6'dır, Maliki mezhebine göre 7'dir. Şimdi hadis olmasa namazı nasıl kılacaktın? Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Peygamberden önce de namaz vardı. Oruç vardı, hac vardı. Hiç kimse namazı peygamberden öğrenmedi. Peygamber zaten namaz kılan bir topluma geldi. Sadece içeriği değişti. Şekli değil. Evet. Şimdi göster bana. Kur'an'da yazmıyor ki nasıl kılınca. Hacca gidin diyor. Ne yapacağız? Zekat verin diyor. Ne vereceğiz? Ne kadar vereceğiz? Demek ki Kur'an neymiş? Çok basit. Biz bu zikri sana indirdik Habibim ayet. Yalancılar. Habibim yok. Her videolarında söylüyorlar. Ayette diyor ki Habibim diyor diyor. Ayette Habibim yok. Bakın dikkat edin. İş çok basit. Biz bu zikri sana indirdik Habibim ayet. Öyle bir ayet yok. Bunlar peygambere iftira atan Allah düşmanları, peygamber düşmanları, Kur'an düşmanları. Niçin? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine ne indirilmiş sen onlara açıkla diye. Açıklayıcı kim mi? Parantezi görüyorsunuz değil mi? Bunlar parantezleri çok severler. Orada bak. Bak o sadece kendine vahyedilene uyar. Yine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. Kendilerine ne indirilmiş? Sen onlara... Orada açıkla beyan et. Beyan. İnsan hakları beyannamesi. Düşünün. Şimdi birisi size insan hakları beyannamesini okusa ilave edebilir mi? Çıkartabilir mi? Beyan. Yani elçilik görevi, kendisine indirilen vahyi insanlara söylemesidir. Açıklamak değil. Burada meal yazmıyor. Açıkla diye. Açıklayıcı kimmiş? Peygamber. O zaman sistem çok basit. Kur'an emreder, peygamber açıklar. Kur'an namaz kılın der, peygamber aleyhisselam nasıl kılacağımızı gösterir. Kur'an zekat verir der, peygamber aleyhisselam nasıl vereceğimizi gösterir. Bundan basit bir sistem var mı?
Çok basit. Çok basit. Peki niye çelişki var? Neden çelişki var? Madem çok basitse neden çelişki var? Peygamber açıkladı. Geldi 23 yıl namaz kıldı. Kan abdesti bozar mı? İki fikir. Abdestin farzı 3 çeşit. Hani açıklamıştı? Açıkladı, niye bu ihtilaflar var? Neden bu farklılıklar var? Fatiha'nın birinci ayeti ne? Bize namaz kılmasını peygamber öğretti. Fatiha'nın birinci ayeti ne? Lütfen kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara sorun. Fatiha'nın birinci ayeti ne? Eğer Hanifi ise Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Şafi ise Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Siz de onlara sorun. Peygamber bir hafta mı kaldı da 200 sene sonra gelen mezhep imamlarına kaldı bu mesele? 23 yıl peygamberle namaz kılan bu Müslümanlar Fatiha'nın birinci ayetini neden kararlaştıramadılar? Neden tek fikir olamadılar? Peygamber açıklar öyle mi? Peygamber Fatiha'nın birinci ayetini açıklamadan mı vefat etti? Onlar için böyle iftiralar, basit şeyler. Ama benim anlatmak istediğim, derdimi anlatmak istediğim sizin gibi, aynı benim gibi halkın alt tabakasındaki din ile maalesef medreseden, herhangi bir yerden dini eğitim almamış normal halkın içindeki meslek sahibi insanlara söylüyorum. Kardeşim, bu insanlara lütfen meyletmeyin. Bu insanlardan uzak durun. Bunlar peygamber düşmanları. Bunlar sadece görüntüyle insanları kandıran, sadece kendi mezheplerine ve tarikatlarına çağıran insanlar. Siz hiç kimsenin tarikatına gitmeyin. Siz bana bile gelmeyin. Lütfen kendinize gelin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.